Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yılı 24 Temmuz Basın Bayramı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği bir dizi etkinlikle kutlandı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreni pandemi kuralları kapsamında iptal edildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ve yönetim kurulu üyeleriyle basın mensupları Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın davetine katılarak Mezitli Belediyesi'nin basın camiasına kazandıracağı gazeteciler lokalinin temel atma törenine katıldı. Evet Sayın Mezitli Belediye Başkanım, değerli Mezitli'nin başkanımızın çalışma arkadaşları, cemiyetimizin önceki dönem başkanlarımız, TRT Çukurova Bölge Müdürümüz, hepiniz hoş geldiniz sevgili değerli gazeteci arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün basın bayramı, basında sansürün kaldırılışı, gazeteciler ve basın bayramı gibi çeşitli adlarla kutlanan bir gündeyiz. 24 Temmuz. Tarihte de değişik tarihler geçiyor ama 24 Temmuz 1908 tarih olarak belirlenmiştir. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde ilk sansür uygulaması, bir sansür heyeti vardı ve bu sansür heyeti çıkan gazeteleri, sansür komisyonu gazeteleri kontrol ederdi. O kontrolden sonra çıkan gazeteler eğer yeterli sansürden geçerse yayınlanmasına müsaade edilirdi. Tabi bu süreç 2. Meşrutiyet döneminde 24 Temmuz 1908'de kaldırıldı ve artık ondan sonra gazeteler daha rahat, daha özgür bir şekilde çıkmaya başladılar. Bu belli dönemden sonra basın bayramı olarak da kutlandı. Ama gelinen sürece baktığımızda yeterli mi değil mi, bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Sağ olsun Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan hem seçim programında vardı. Biz hep sohbet etmişizdir kendisiyle de. Başkanımız demokratik ülke, demokratik toplum konusunda pek çok tavsiyelerini bizlerle paylaşmıştır. Yeri gelmiştir, belki de gazetecilerin tavsiyesini de kendisi dinlemiştir. Bu anlamda basın merkezini cemiyetimizin lokali olarak kullanma konusunda zaten hep bize sıcak davrandı. Ve sonrasında işte artık bu iş vücuda geldi. Bugün bunun temelini atacağız. Burada gazeteci arkadaşlarımız kapıdan girdiklerinde siyasi, politik bütün düşüncelerini vestiyere asacaklar. Oturacaklar, güzel hoş sohbetlerini yapacaklar. Belki dünya görüşlerini tartışacaklar. Belki yeri gelecek masa tenisi oynayacaklar, bilardo oynayacaklar ama sosyalleşecekler. Birlik olacağız, beraberlik olacağız. Bu ortamın sağlanmasını biz umut ediyoruz. Güzel olacağını düşünüyoruz. Buna da vesile olan Sayın Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına biz Mersinli gazeteciler olarak tekrar teşekkürlerimizi dile getirmek istiyorum. İnsan hayatında tabii ki keşkeler olmasa güzel oluyor ama bizler sıkça kullanıyoruz bu keşkeyi. Keşke bugün gerçekten basın ve gazetecilerin bir bayram günü olmuş olsaydı. Hep bunu diyoruz ama yıllardır bunu söylüyoruz. Fakat bir türlü o güne ulaşmamız mümkün olmadı. Bu bayramı yaşamamız olası olmuyor. O nedenle bir gün olarak bunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Umarım yakın gelecekte ülkemiz dünya sıralamasında basın özgürlüğü anlamında alt sıralardan üst sıralara çıkar. Düşüncesinden dolayı cezaevinde bir tek gazetecinin olmadığı, özgürce arkadaşların kalemin kullandığı bir demokratik Türkiye olur diye arzularımız, hayallerimiz bu. Burayı arkadaşlarımızla beraber kararlaştırdık. Güzel bir mekan diye ben düşünüyorum. Burayı biz Mezitli Belediyesi ve Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte bir basın evi olarak, ev daha sıcak geliyor bize. Ev derken tabii çevredeki apartmandaki insanlar, Mezitli'deki insanlar, Mersin'deki herkes gelebilecek. Yani burası halka da açık olacak. Ve biz buranın işletmesinden, düzeninden her şeyini cemiyete, yani bir anlamda tam hukuki anlamıyla da olmasa da tahsis gibi anahtarıyla, temizliğiyle, oranın en güzel olması konusunda artık
cemiyet biz isteyeceğiz. Şimdiye kadar onlar bizden istiyordu. Bu tamamlandıktan sonra biz onlardan isteyeceğiz. Geldiğimiz zaman buraya misafir olarak temiz mi ona bakacağız, hizmet güzel mi ona bakacağız. Umarım çok güzel bir mekan olur. Ben Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yöneticisine, eski başkanlarımıza gösterdikleri ilgiler için, siz basın mensuplarına hem bu konuda gösterdikleri yakınlık için hem de belediyemizin 6 yıldır yapmış olduğu çalışmaları Türkiye'ye ve dünyaya duyurma bağlamındaki yakın desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum hepinize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Temel atma töreni sonrasında basın mensupları Mezitli Belediyesi'nin Down Cafe'de gün onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. MESKİ Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 2. Birleşiminde toplam 6 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda Başkan Seçer'in MESKİ'nin 16 Mayıs 2020'den itibaren %2'den %9'a indirilen su ve kanalizasyon harcamalarına ilişkin katılım paylarının vatandaşlara iadesiyle ilgili sunduğu teklif oy çoğunluğuyla kabul edildi. Başkan Seçer'in teklifi idareden geldiği şekliyle oylamaya sunmasının ardından genel kurulda oylar sayıldı. Oylamaya göre 26 üye kabul, 25 üye red, 11 üye ise çekimser oy kullandı. Bu çerçevede 1 Ocak 2020'den 16 Mayıs 2020 tarihine kadar %2 üzerinden katkı payı ödemesi yapan toplam 4.442 aboneye fazla ödeme yaptıkları 3.840.537 liralık katkı payı iade edilecek. Bu 3.840.000 lirayı ödemez. Bir şekilde ödeyeceğiz. Bak bunu söylüyorum. Bir şekilde yolunu bulup ödeyeceğiz. Beraber de hareket etsek, destek de verseniz, vermeseniz de bir yolunu bulacağız. Mahkemeye gideriz. Ne olacak? Vicdanen rahat oluruz. Mahkeme kararı sonuçlanır. Onu emsal şimdi burada toplantının başında yaptığınız konuşmalar havaya gider. İyi günde yanımdasınız, kötü günde yoksunuz. Böyle de ortaklık olmaz. Böyle de yol arkadaşlığı olmaz. Böyle müttefiklik olmaz. Şimdi biz müttefiksek, zorluklarla beraber mücadele ediyorsak her konuda oturup anlaşmamız lazım. Fazla uzatmayalım isterseniz. Konu bellidir. Aslında herkes her şeyi biliyor. Komisyon kararı da bellidir. AK Parti grubu çekimser kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi grubu hayır oyu kullanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da evet oyu kullanmıştır. Bu komisyonun takdiridir. Komisyonda böyle bir karar çıkıyor. Ben şimdi bu teklifi, komisyon raporunu değil, bu teklifi idareden geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler sayalım lütfen. Evet, teşekkür ederim. Kabul etmeyenler sayalım lütfen. Çok ince ayar. Tebrik ediyorum. Komisyondan geldiği şekliyle kabul edenler 26 üye. İdareden geldiği şekliyle düzeltiyorum. Kabul etmeyenler 25 üye. Çekimser kalanlar 11 üye. Çok iyi bir çalışma ve kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de yer alan, Türkiye'nin ismini dünyaya duyuran Kız Kalesi, tatil organizasyonu yapan internet sitelerince en temiz plajlar arasında gösterildi. Kurban Bayramı öncesi yapılan bu değerlendirme, hem bölgedeki işletmeler hem de Kız Kalesi'ne tatil için gelenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Herkesi Kız Kalesi'ne tatil yapmaya beklediklerini söyledi. Keşke görmeyen herkes gelse buradaki deniz ve kumu görse. Sebep derin değil. 50 metre, 100 metre gidiyorsun diz boyu. Ondan sonra kumumuz, al eline, istediğin kadar elinde tut, bırak elin tertemiz. İnce kum. Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Hatta birçok yerden bize teklif geliyor. Ya bu kumdan bize birkaç araba verebilir misiniz? Sahilimize serpeceğiz diye. Ama bu kum çok zor toplanan bir kumdur. Kimseye de öyle bir şey vermiyoruz. Ben Kurban Bayramı var önümüzde. Ben Kurban Bayramı'nda herkesi buraya davet ediyorum. Hastalıkla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık. Ben herkesi buraya Kurban Bayramı'nda da tatil yapmaya davet ediyorum.
Ve lütfen bizi burada rica ediyorum, üçüncü sıraya değil ilk sıraya koyun. Çünkü hem denizimiz, hem kara kalemiz, hem deniz içindeki kalemiz. Türkiye'de bir tane kale var, iki tane yok. Tatilimizi Kız Kalesi'ne geçirmemizin sebebi internetten araştırmıştık. Ve çok temiz, güzel bir sahil olduğunu gördük. Biz de hiç tereddütsüz geldik. Gerçekten altın gibi bir kumu var. Denizin altını direkt görebiliyorsunuz. Şeffaf, temiz, güvenilir bir yer. Esnafları da çok nazik. İyi ki de burayı tercih etmişiz. Çok sakin, güzel bir tatil geçiriyoruz. Teşekkür ederim. Evet, bu tespit çok doğru bir tespit. Tespiti yapanlara ben teşekkür ediyorum. Kız Kalesi sahili gerçekten kumuyla, masmavi deniziyle insanların, ailelerin tercih ettiği bir bölge. Özellikle sahilimizin sığ olması çocuklu aileleri buraya tercih ediyor. Burada güvenilir bir şekilde denize girme imkanı sağlanıyor. Pandemiden dolayı zaten belediyelerimiz ve işletmelerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Burada şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah bundan sonra da rastlanmayacağını ümit ediyoruz. Burayı ben herkese davet ediyorum. Tatilini yapmak isteyen herkes gelsin burada güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde tatilini yapsın. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir mahallede zehirli et verilen 4 köpek telef oldu. İlçeye bağlı Cinköy mahallesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin çeşitli yerlere bıraktıkları zehirli etleri yiyen 4 köpek zehirlendi. Mahalle sakini Saffet Serin, can çekiştiğini gördüğü bir köpeği kurtarmaya çalıştı. Mahallede diğer köpeklerini arayan Saffet Serin, diğer 3 köpeğinin de değişik yerlerde zehirlenerek öldüğünü gördü. O su, gıdakalı dolabına soğuk sıkıntı var mı oradan bir de ya? Soğuk sıkıntı, soğuk su yok havasına. Hayvan hakları savunucuları Türkiye'de son günlerde bu tür vakaların arttığına dikkat çekerek sorumluların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Aç kapıyı polis. Aç. Geç. İstanbul başta olmak üzere aralarında Mersin'in de olduğu 14 ilde Ferhat T. isimli şüphelinin liderliğindeki oto dolandırıcılarının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 94 adet oto hırsızlığı eylemi gerçekleştiren şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hasan Sayın Tüksek başlıyor mu dedim? Tamam yapsın. Konu bir şebekenin araç kiralama şirketlerinden araçları kiralar gibi gösterip kiralayarak daha sonra iade etmemesi. Bunları sınırın geçirgen olduğu zamanlarda Suriye'ye geçirip terör örgütlerine satması. Efendime söyleyeyim. Hurdaya çıkmış araçlara change yaparak motorlarını değiştirerek yeni araçlar gibi piyasada satması. Ayrıyeten insan kaçakçılığında kullanılması. Yani şimdi biz yıllık yaklaşık 50 milyon liralık bir zarardan bahsediyoruz. Bu yatırımcıların yani milli sermayenin uğradığı bir zarar. Mağdur sayısı herhalde bir şirket olarak yüzü geçmiştir. Araç olarak da tespit edilebilen 1500 civarı araçtan bahsediyoruz şu anda. Bu şahıslar bugün emniyet güçlerine de teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 9 aylık bir çalışma sonrasında bu kişileri toplayabildiler. Büyük araç kiralama şirketlerinin zararı yanında ayrıca küçük araç kiralama şirketleri de var. Ciro olarak küçük diyelim. Onlar tüm araçlarını kaybediyorlar mesela. Ve böylece bütün ticari faaliyetleri durmak zorunda kalıyor. Çaldı arabaya ne yapıyorsun? Bizim arabaya. Mersin'in Erdemli ilçesinde son günlerde aracılara ait kovanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.
İddiaya göre bir aracıya ait kovanlara da sinek ilacı sıkılarak arılar telef edildi. Kim olduğunu bilmediğimiz insanlar kovanlarımıza ilaç sıktılar. Kovanlarımın önüne sinek ilacı tabir edilen ilacı sıkıldığını düşünüyoruz uçuş tahtalarına. Çünkü bunun daha önceki örnekleri var. Sıkılıp içine sıkılıp komple ölen koloniler var. Bizimkinlerde, benimkinlerde şahsen gördüğüm bombus arısı dediğimiz seralarda kullanılan arının gelip uçuş tahtasında öldüğünü, arıya içmesi için bıraktığım suyun üzerinde sarıcan arıların öldüğünü kendi gözümle gördüm, fotoğrafladım, tespit ettim. Arılarımızı iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu göçümüz 200 kilometre çapında devam ediyor ve rakım olarak sürekli en iyi şekilde bal üretebilmek için göçebe bir şekilde devam ediyoruz. Ama yaşadığımız son zamanlardaki tatsız olaylar canımızı sıkıyor. Emeklerimizin boşa gittiğini görüyoruz. Arılarımız darp ediliyor, arılarımız kovanlar yıkılıyor ve özellikle güçlü ve bal alabileceğimiz verimli arılara zarar veriliyor. Kolluk kuvvetlerine başvurduk. Şu an araştırılıyor ama bu durum bizi çok üzüyor. Bir an önce çözülmesini rica ediyoruz. Ayı karnı doyana kadar balı yer. Karnı doyduktan sonra bırakır çeker gider, arıya hiçbir zarar vermez. Arı gene aynı sağlam kalır. Ama sahipsiz buldukları arı insanlar ne yapıyor? Helak edip atıveriyor. Balını yiyor, çerçevesini kırıyor, içine ilaç sıkıyor. Üç aracının kovanlarının kırılması, bir aracının da kovanlarına sinek ilacı sıkıldığı iddiası üzerine Mersin Arıcı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, zarar gören arıcılara ziyaret etti. Şimdi son dönemlerde yaşadığımız en büyük sıkıntı, tarımın olmazsa olmaz dediğimiz bel kemiği, bu arılarımız ne yazık ki kimliğini bilemediğimiz kişiler tarafından hem koloni bulunup balındıran kovanları hem de içindeki petekleri hep parçalayarak bu da yetmezmiş gibi sinek ilacı diye tabir ettiğimiz zehirli zehirle arıların önünden önlerine sürü şey yaparaktan kolonlarımızı komple zehirleme bir meslek haline dönüştü. Bunda üreteceğimiz ciddi şekilde mağdur. Yani son dönemde bizim ne yazık ki şu üretim zamanında, bal hasat zamanında şu gördüğünüz canlılara kıymanın hiçbir şekilde anlaşılabilir, anlatılabilir bir tarafı ve vicdanen ağlayarak uygun bir tarafı yok. Bu konuda bütün yetkililerin üzerine düşenlerin herkesin göreve davet ediyorum.